Allah. İşte değerli hemşehrilerim, değerli büyüklerim, Türkiye bir uçurumun kıyısına doğru sürüklenmek isteniyor. Uçuruma doğru sürüklemek isteyenler dış güçler. Onların içerideki bağlantıları bugünkü iktidarımız. Bugünlerde Filistin'deki Müslümanlara yardım gemisi gönderiliyor. Sayın Başbakan çıkıp seçim meydanlarında bir Kılıçdaroğlu'na bir Sayın Bahçeli'ye atıyor. Gücün yetiyorsa sen de gemi gönder diyor. Soruyorum size yeşil yurttan çevrelerim, değerli büyüklerim, Türkiye'de Kızılay ne iş yapar? Kızılay devletin yardım kuruluşu değil midir? Sen yardımlarını neden Kızılay aracılığıyla yapmıyorsun da kendi yandaşlarının kurduğu yardım kuruluşları aracılığıyla yapıyorsun? Senin amacın ne? Gemiyi göndereceksin, İsraillere vurduracaksın. Bu seçimde mağduru oynayacağın hiçbir şey yok. Tek ümidini ona bağladın. Onlar saldırsınlar, ben de çıkayım. İşte geçmişte one minute dediğim İsraillilere bir laf daha söyleyeyim. Bu milleti AKP'nin etrafında tekrar toparlayın hesabı yapılıyor. Değerli hemşehrilerim, bizler elhamdülillah Müslümanız. Filistin'de şehit edilen Müslümanlara bizler de çok üzülüyoruz. Ama Filistin'de şehit edilen Müslümanların sayısı 20 bin bugüne kadar. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin katlettiği Müslümanların sayısı 1 milyon. Filistin'deki Müslümanlara gözyaşı döken başbakan, iktidar partisi neden Irak'taki 1 milyon Müslümana gözyaşı dökmüyor? Neden orada onları katleden Amerikalılara karşı ağzını açıp da bir laf söyleyemiyor? İsrail Cumhurbaşkanı'na one minute diyen başbakan, Irak'ta benim askerimin başına çuval geçiren Amerikan askerine neden one minute diyemedi? Diyemez. Çünkü Sayın Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi onların projesinin bir ürünü. Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası. Onun eş başkanı. İşte Orta Doğu'yu hep beraber görüyoruz. Sırasıyla Müslüman ülkelerde bir bir diktatörler indiriliyor. Ama onlar indirilirken